Ben Esat Özata, sizlere bugün deniz mahsulü risotto yapacağım. Şimdi risotto yapımına başlıyoruz. İlk olarak soğanlarımızı... Soğanlarımızı doğradıktan sonra... 3 diş sarımsağımızı yine aynı şekilde... Çok küçük, ince ince doğruyoruz. Risotto bilindiği şekilde İtalyanlara özgü bir pilav. Bizim pilavımızdan farklı olarak devamlı karıştırarak yapılan bir pilav. O yüzden yapım esnasında devamlı karıştırmak esas alınıyor. Bu arada 1 litre kadar da tavuk suyumuz sıcak olarak kaynıyor. Kesinlikle tavuk suyunun sıcak olması gerekiyor. Tavuğumuzun altını yaktık ve 2-3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağımız biraz ısındıktan sonra ilk önce sarımsaklar ve daha sonra soğanları ekleyerek sotelemeye başlayacağız. Ardından pirinç de ilave edeceğiz. Şunu unutmamız gerekiyor sayın seyirciler. Risotto yaparken risottonun pirincini asla yıkamamız gerekiyor. Çünkü içindeki nişasta oranını düşürdüğümüz zaman bu sefer risottoyu son anda bağlama olanımız ortadan kalktığı için kıvamı tutmaz. O yüzden risotto pirincini lütfen yıkamayın. Yağını ısındıktan sonra sarımsakla ilave ediyoruz. Sarımsak ve soğanları kavurmaya başlıyoruz. Zaten karıştırırken hissediyorsunuz yumuşadığı zaman pirincimizi, arborio cins pirincimizi direkt soğanı ilave edip kavurma işlemine devam ediyoruz. Biraz daha zamanı var. Bu arada tavuk suyumuz kaynadı sayın seyirciler. Kaynadığı zaman kenara alabiliriz. Pirincin kenarlarında saydamlaşma meydana geldi. Bu ne demek oluyor? Ben artık kavruldum. Beyaz şarabını ilave ediyoruz. İlk olarak beyaz şarabı. Tavuk suyumuzdan ilave ediyoruz. Ve devamlı pirincimizi aynı yönde soteliyoruz. Ne zaman suyunu çektiği anda tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Risotto yaparken bir ikinci nokta, tuz kullanmayın. Çünkü kullanacağınız tavuk suyunda yeteri kadar tuz, aynı zamanda son olarak bağlamada kullanacağınız parmesan peynirde yeteri kadar tuz miktarı olduğu için ikinci bir tuz miktarına gerek yok. O yüzden tuz kullanmayın. Üçüncü kepçe tavuk suyunu çekmeye başladıktan sonra artık deniz mahsullerini, ilk olarak levrek balığını, bilindiği gibi deniz ürünleri çabuk pişen ürünler, iç midyemizi, son olarak somonları ilave ediyorum. Suyunu çekti arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıp buradaki en önemli şey parmesan peyniri ve tereyağı risottonun bağlama işleminde kullanılıyor. Tereyağımızı ilave edip o sıcaklıkla tereyağımız eriyecektir. En son parmesan peynirimizi ilave edip burada şöyle süslemek için karıştırıp gördüğünüz gibi koyu bir kıvam oldu. Tereyağı, parmesan burada bağlama görevini üstlendi. Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bayón repica la zambumba llama a la mujer. Ya viene el negro zumbón bailando alegre el bayón repica la zambumba llama
dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Ve, yaprak sarmasından derler. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa bailar. El baño. Süsleyip servis ediyoruz. Hepinize afiyet olsun. Umarım ellerinizle yaparsınız. Hep beraber eşinize, dostunuza keyifli dakikalarla lezzetli sofralarda takdim etme imkanı bulursunuz. Hepinize iyi günler diliyorum.